3. sınıf fen bilimleri çalışma kitabı sayfa 22 32. soru. Venüs'e sabah yıldızı, Mars'a kızıl gezegen denilirken Dünya'ya da mavi gezegen denilmektedir. Bunun sebebini soruyor arkadaşlar. Dünya'ya mavi gezegen denmesinin sebebi yüzeyinin büyük oranda sularla kaplı olmasıdır. 33. soru. Feribotla yolculuk yapan Ömer, gökyüzündeki bir martının denize doğru dalış yaparak balık avladığını gözlemlemiştir. Buna göre martı bu hareketi boyunca sıra sıra dünyanın hangi katmanlarında bulunmuştur? Gökyüzünde uçan martı öncelikle hava katmanındadır, daha sonra su katmanına geçmektedir. Cevabımız C şıkkı. 34. Güneş doğarken önce güneşin bir kısmı, sonra yarısı, en sonda ise tamamı görülür. Güneş batarken de yavaş yavaş gözden kaybolur. Bu bilgi dünya ile hangisini kanıtlar diyor arkadaşlar. Şeklinin küreye benzediğini, katmanlardan oluştuğunu, yüzeyin karalar ve sularla kaplı olduğunu, etrafının hava katmanıyla sarıldığını, dünyamızın şeklinin küreye benzediğinden dolayı dönme hareketinden kaynaklı bu şekilde görürüz arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. Sayfa 23, 35. soru. Bir grup öğrenci kırmızı, sarı, turuncu, mavi ve yeşil renkte oyun hamurlarıyla bir dünya modeli hazırlamak istiyor. Öncelikle kırmızı oyun hamurunu top haline getiriyorlar. Kırmızı topun üzerini turuncu, sarı, sonra mavi oyun hamuruyla kaplıyorlar. Mavi kaplamanın üzerine yer yer yeşil oyun hamuru yerleştiriyorlar. Plastik bıçak yardımıyla oluşan modeli kesiyorlar. Bu işlem sonucunda görseldeki model oluşmuş. Hangisine ulaşamaz? Dünyayı oluşturan katmanlar küre şeklindedir. Evet, dünya küre şeklinde olduğundan dolayı arkadaşlar içindeki katmanlar da küre şeklinde olabilir. Dıştaki her bir katman içteki katmanı kuşatır. Doğru. Dünya iç içe geçmiş katmanlardan oluşur. Doğru. Tüm katmanların kalınlığı ve özellikleri aynıdır. Bu bilgi yanlış arkadaşlar. Tüm katmanların kalınlığı aynı değildir. Cevabımız D şıkkı. 36. soru. Öğretmen bir soru sormuş. Öğretmenin sorduğu soruya hangi öğrenci doğru cevap vermiştir? Sorumuza bakalım. Evet çocuklar, bu gördüğünüz fotoğrafik katmanın adı kara katmanı. Şimdi bana bu katmanla ilgili bildiklerinizi söyler misiniz? Bazı yerlerde daha kalın, bazı yerlerde daha incedir. Bu bilgi doğrudur. Dünyanın en kalın katmanıdır. Dünyanın en kalın katmanı değildir. En sıcak katmanı değildir. Diğer adı da manto değildir. Cevabımız A şıkkı. Kara katmanı her yerde aynı kalınlıkta değildir. 24. sayfa 37. soru. Bir öğrenci tablodaki ifadeleri okuyor. İfadeler doğruysa karşısındaki kutuya mavi, yanlışsa kırmızı. Taş, toprak ve kaya parçaları kara katmanı oluşturur. Taş, toprak ve kaya parçaları. Evet, bu bilgi doğru. Suyun içinde ve topraktaki boşluklarda hava bulunur. Bu bilgi de doğru. Yeraltı suları kara katmanda bulunur. Yeraltı suları kara katmanda bulunur. Bu bilgi yanlış arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. 38. Bir aile tatillerini yürüyüş, yüzme ve yamaç paraşütüyle değerlendirmiştir. Bu ailenin etkinliklerine ait görseller verilmiş. Hangi katmanlarla temas etmemiştir? A şıkkına bakalım. A şıkkındaki yürüyüş, yürüyüşte kara katmanı var. B şıkkında yüzme, su katmanı var. C şıkkında paraşüt, hava katmanı var. Manto yok. Sayfa 25, 39. soru, boşluk doldurma. Dünyanın yüzeyinde kara katmanı, su katmanı ve etrafında ise karayı vermiş, suyu vermiş, etrafında bulunan hava katmanı bir numara hava katmanı olacak arkadaşlar. Dolayısıyla iki tane şıkkımızı eledik. Buzullar, göller ve denizler neyi oluşturur? Su katmanı oluşturur. Taş, toprak ve kayalar da kara katmanı oluşturur. Cevabımız C şıkkı. 40. soru. Göl, deniz ve okyanusların oluşturduğu, içinde çeşitli canlıların yaşadığı katmandır. Buna göre verilen bilgiler ve görsel dünyanın hangi katmanına aittir? Göl, deniz, okyanuslar dediği için arkadaşlar bu su katmanıdır. Sayfa 26, 41. soru. İki bölümden oluşur. Dünyanın en sıcak katmandır. Dünyanın iç kısmını oluşturur. Bu çekirdektir. 42. soru. Dünyanın katmanları verilmiş. Bu katmanların hangisinde canlılar yaşayabilir? Canlıların yaşayabildiği yer kabuğudur.
43. Dünyanın şeklini küreye benzettiğini savunan ünlü denizci kimdir arkadaşlar? Bu ünlü denizci Magellan'dır. Sayfa 27, 44. soru. Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi dünyanın şekliyle ilgili bilimsel çalışmalar yapmamıştır? Buradaki Pisagor, Thales, Galileo, Alexander Fleming verilmiş. Alexander Fleming yapmamıştır. 45. Dünyanın gölgesinin ayın üzerine düşmesi sonucu ay tutulması gerçekleşir. Görselde ay tutulmasının aşamaları verilmiştir. Ay tutulması esnasında gözlenen bu durum aşağıdakilerin hangisini kanıtlar? Dünyanın katmanlardan oluştuğunu, dünya üzerinde canlıların yaşadığını, dünyanın şeklinin küreye benzediğini, dünyanın karaların sulardan fazla olduğu, dünyanın şeklinin küreye benzediğini de bu tutulmadan anlayabiliriz. 46. Su ve kara katmanlarının dünya üzerindeki kapladığı alan grafikte verilmiştir. Hangisi doğrudur? Dünya yüzeyi yalnızca kara katmanı oluşur. Yanlış. Su ve kara katmanı birliktedir. Su katmanı kara katmandan daha fazla yer alır. Evet, su katmanı dünyanın 4'te 3'ünü kaplar. Doğru. Yer kabuğu karalarda deniz tabanlarına göre daha incedir. Yanlış. Kara katmanı sadece dağların oluştuğu için kahverengini gösterir. Yanlış. Cevabımız B şıkkı. Sayfa 28, 47. soru. Hava, kara ve su katmanlarını oluşturan yeryüzü şekilleri tabloda verilmiştir. Bu yeryüzü şekillerinin her birinin ait olduğu çarpıyla işaretleniliyor. Hangisine aitse bakalım. Buzullar, dağlar, ozon tabakası, ova ve deniz verilmiş. Buzullar, su katmanı, dağlar, kara katmanı, ozon tabakası, hava, ova, kara tabakası, deniz, su tabakası. 48. soru. Eşleştirme sorusu. Dünyayı çepeçevre saran katmandır. Hava katmanı 1 numara. Buzulların bulunduğu katman, su katmanı 2 numara. Ozon tabakasının bulunduğu katman, hava katmanı 3 numara. Yayla, vadi, ova ve dağlar, kara katmanı 4 numara. Yeraltı ve yerüstü suların oluşturduğu katman, su katmanı. 6. Yağmur, kar gibi olayların meydana geldiği katman, hava katmanı. Uzaydan çekilen fotoğrafında dünyanın mavi görünmesini sağlayan katman, su katmanı. Canlıların yaşayabilmesi için gerekli olan gazların en fazla bulunduğu katman, hava katmanı. 8. Deniz tabanlarında oluşturduğu katmandır. Deniz tabanları neyi oluşturur? Kara katmanı. 9 numara. Sayfa 29. Doğru yanlış. İç çekirdek dünyamızın merkezinde yer alır. Doğru. Dünyanın çevresini dolaşan ilk kişi Marie Curie'dir. Yanlış. Okyanuslar, denizler, akarsular dünyanın kara katmanını oluşturur. Su katmanı oluşturur. Yanlış. Ozon tabakası atmosferde yer alır. Doğru. Dünyanın gözlemlenebilir katmanlarının en dışta yer kabuğu. En dışta yer kabuğu değil arkadaşlar. Atmosferdir. Yanlış. Manto yer kabuğunun altında bulunur ve erimiş kayalardan oluşur. Doğru. Boşluk doldurma. Bilim insanları yaptıkları gözlem ve araştırmalarda dünyanın şeklinin küreye benzediğini savunmuşlardır. Dünyamızın iç içe geçmiş katmanlardan oluşur. Yazmıyorum arkadaşlar, lütfen kendimiz yazalım. Dünyamız nokta nokta basık, yanlardan şişkin bir küreye benzer. Alttan ve üstten basık. Dünya yüzeyinin çoğu su ile kaplı olduğu için uzaydan mavi görülür. Vadi, yanardağ, mağara gibi yeryüzü şekilleri kara katmanını oluşturur. Dünyamız atmosfer adı verilen hava katmanıyla çevrilidir. 51. Karışık şekilde belirlenen dünyanın katmanlarını içten dışa doğru sıralayınız. En içte arkadaşlar iç çekirdek var. Daha sonra dış çekirdek, sonra manto ve en üstte yer kabuğu bulunur. Sayfa 30, 52. soru. Doğru yanlış. Biruni ve Magellan dünyanın şeklini küreye benzediğini savunmuştur. Doğru. Kara, su ve hava katmanları dünyamızın iç katmanlarıdır. Dünyamızın iç katmanları değildir arkadaşlar. Yanlış. Canlılar ihtiyaç duydukları oksijeni hava katmanından alırlar. Doğru. Su katmanında birçok hayvan ve bitki yaşar.
Su katmanında evet, suyun içinde birçok bitki ve hayvan yaşayabilir. Doğru. Yeryüzünü oluşturan tüm sular tatlı sudur. Yanlış. Deniz suları tuzlu sudur. 53. Dünyamızın şekli küreye benzer. Doğru. Dünyamızın merkezinde yer kabuğu bulunur. Dünyamızın merkezinde yer kabuğu bulunmaz. Yanlış. Dağlar, çöller ve yaylalar kara katmanda yer alır. Doğru. 3 numaralı çıkışta çıkıyoruz. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Takipte kalın.